Siz daha bir soru bulmak için. Merhabalar herkese, Griffith College'da Seda Hanım'la birlikteyiz şu anda. Seda Hanım, çok teşekkür ederiz bizi burada aradığınız için. Instagram'da güzel videolar çektik, okul turu yaptırdık. Şimdi de okul hakkında detaylı bilgi alalım. İlk önce kendinizi böyle tanıtabilir misiniz? Ne zamandan beri buradasınız? Ne zamandan beri Griffith College'da çalışıyorsunuz? Hoş geldin Sinan. Çok teşekkür ederim. Seni burada görmek çok güzel. Sizi de burada görmek burada olmak da çok güzel. Griffith College'dayız şu anda, Dublin'de. 2011'de geldim ilk Dublin'e. Bir postgrad diploma programı için geldim, kaldım. Yaklaşık 8 senedir de Griffith College'da çalışmaktayım. 8. senemi bitirdim, evet. Nasıl, mutlu musunuz burada? Çok mutluyum, çok seviyorum. İrlanda'yı çok seviyorum. Dublin'i çok seviyorum. Kısaca. İrlanda'da çalışmayı çok bahseder misiniz? Evet. Çünkü siz de aslında şu an bu videoyu izleyen aslında öğrencinin 11 yıl sonraki ailesiniz diyebiliriz, evet, aslında. Evet. Siz bu 11 yıllık deneyiminizi nasıl görüyorsunuz İrlanda içerisinde, Dublin içerisinde? Yurt dışı tecrübesi herkese direkt tavsiye ettiğim bir şey. Hayata bakış açısını her şeyi çok değiştiren. Ancak Dublin, İrlanda sevgim benim saatlerce sürebiliyor. Burası yaşamak, çalışmak, uzun süreli yaşamak için güzel bir şehir. Çok güzel bir ülke. Griffith College bunun için bence çok tam uygun bir okul. Burası çok özel bir ülke bence. Havası, suyu, insanlarıyla, doğasıyla yaşamaya çok elverişli. Küçük, kompakt bir ülke. Küçük, kompakt bir şehir. Yaşam çok kolay. İrlandalıları ben çok seviyorum. Çok kibar insanlar. Bence sen de kesinlikle burayı öğrencilerimizin en çok sevme sebeplerinden böyle. Ben hep sorarım, sıraya koydururum. Genelde bir numara İrlandalılar. Ben mesela burada bisiklet sürerken, yürürken, yolda birisiyle karşılaşıldığı zaman herkes selam veriyor. Evet. İnanılmaz. Ya da işte otobüsten inerken herkes teşekkür ediyor. Mesela bu diğer Avrupa ülkelerinde de olabiliyor bu teşekkür etme kısmı, ama selam verme tamamen buraya özgü bir şey. Yani ben çok fazla yer, farklı ülkeye gittim ama ben buradaki gibi ya selam vermek istiyorum ama kimse böyle bana bakmıyor bile. Burada ama insan bakıyor, selam veriyor, evet, gülümsüyor. Bazen o konuşma daha da ilerleyebiliyor. Hani inanılmaz bu anlamda. Çok neşeli insanlar. Hayata bakış açılarını çok seviyorum İrlandalıların ben. Hep gülümsemek için bir sebepleri var sanki. Hava kötü ise onun için gülümsüyorlar. Ne kadar kötü bir hava diye. Hava güzelse onun için gülümsüyorlar. Hava ne kadar güzel diye. Evet. Mutlular hep. Gülmek ve iyi vakit geçirmek üzerine. Zaten dillerinde de var. What's the crack? Crack dedikleri hep işte iyi vakit geçirme. Üzerine kurulmuş bir kültürleri var. O anlamda bence benim için bir numaralı yaşamak. Türkiye'de yaşayıp da, şimdi 3 senedir Türkiye'deyim. Buraya geldiğimde daha farklı. Şimdi buraya çok farklı gözle bakıyorum. Türkiye'ye gittiğimde orayı başka bir ışıkla görmeye başlamıştım. Hiç sinirlenip böyle yükselmiyorsun. Yani kesinlikle. Hani yaşamak için bence çok önemli bir sebep olduğuna karar verdim. Hani hava çok güzel Türkiye'de, evet, her şey mükemmel, ama bence gün içerisinde hiç sinirlenmiyorsun burada. Çünkü insanlar hiç sinirli değil. Birisi senin üzerine yanlışlıkla geldiyse özür dilemekten ne yapacağını bilemiyor, değil mi? Aynen. Türkiye'de yani, olsa ne yaparsın? Ben çarpıyorum, o soru diyor bana. Evet yani, ya. Hani, gerçekten. Evet. Şimdi bunu fark ettim mesela 2-3 gündür. Ya ve Türkiye'yi ben çok seviyorum, her şey mükemmel de. Gün içerisinde iletişim kurduğun insanların enerjileri nasıl, çok önemliymiş. Onu daha iyi fark ediyorum. Onun haricinde tabii ki ben mesela İrlanda'daki yemek kültürünü çok seviyorum. Dublin'deki özellikle. Ben de Türkiye'yi seviyorum maalesef. Türkiye yemeklerini zaten çok, evet, seviyorum da. Dublin'de dünya yemekleri var ama şimdi. Evet. Ben her bir haftadır buradayım. Her gün başka bir mutfak yemeği yiyorum. O mesela Türkiye'de bence biraz eksik olan taraf. Hep Türk yemeği var yani, hani yeter. Biraz bir Meksikalı, bir başka Tay, bir Asya mutfağı olsa bence olabilir. Ama İrlanda'ya baktığımızda çok multikültürel. İnanılmaz multikültürel bir ülke. Ben o rengarenk, renk çeşitliliğini çok seviyorum. Bu da zaten master'ı. Evet. Neden İrlanda'da master dediğimiz zaman anlatacağımız yerlerden birisi de bu. Aynen. Çok fazla büyük firma var ve bunlar çok fazla insan, çok farklı, evet, ülkeden insan barındırdığı için bu tarz şeyleri sunması gerekiyor. Diyerek ben yüksek lisansa geçiş yapayım. Tamam. Neden Griffith College'da başlayalım? College İrlanda'nın en büyük özel üniversitelerinden bir tanesi diyelim. 7-8 bine yakın öğrencimiz var. Yaklaşık 8-9 yıldır da Türk öğrencilerin gelip eğitim alıp çalışma hayatlarına başladığı bir üniversite. Griffith College sektör üniversitesi. Kuruluş amacı öğrencilerini iş hayatına hazırlamak olan bir üniversite. Bu anlamda çok öğrenci odaklı, proje odaklı, gerçek hayat, iş hayatı odaklı bir eğitim sistemi var. Öğrencilerin seçme
hayatındaki en büyük sebeplerden bir tanesi. Türk öğrenci İrlanda'ya eğitim alıp çalışma amaçlı geliyor zaten. İşte niye İrlanda'nın ikinci konusu da bu olur hemen. Burada mezunlara, yüksek lisans mezunlarına özellikle 2 sene çalışma izni veriliyor. Bizim bu çalışma izniyle işe giremeyen neredeyse hiç öğrencimiz yok. İrlanda'da kalıp hayatına devam eden çok fazla öğrencimiz var. %90 üzerinde diyebiliriz bu rakamsal olarak mezunlarımızdan. Ve mezunlarımızla konuştuğumuzda en çok söylenen Griffith College'in onlara kattığı en büyük yetenek diyelim, iş hayatına hazır mezun olmaları. Bunun haricinde Dublin'de, Cork'ta ve Limerick'te çok güzel, çok tarihi, çok eski şehir merkezinde kampüslerimiz var. Mesela şu anda içinde bulunduğumuz Griffith College Dublin kampüsünü ben çok seviyorum. Burası 400 yıllık bir tarihi bir alan. Çok eski tarihi ve Dublin 8'de. Ben tabii 8'i çok seviyorum. Burada dışarı çıktığınızda 4-5 tane çok güzel küçük kafeler var. Marketler var. Çok keyifli. Hemen arka tarafımızda kanal var. Çok keyifli bir alan bölgede bence Dublin 8. Cork'taki okulumuz da öyle. Çok eski. İçinde kilisesi bile var. Limerick'te de keza o kadar büyük olmasa da küçücük bir kampüsümüz var ama çok keyifli bir yerde o da. Bunlar Griffith College seçimde. Çok çeşitli programlarımız var. Programlarımızın hepsi sektörde ne isteniyorsa o bizde. Biz tamamen dediğim gibi sektör üniversitesi olmamızda dolayı işletme fakültemiz, çok büyük bir fakültemiz var. Çok farklı işletme business programlarımız var. Hem undergrad hem graduate business. International Business Management. İki ayrı international business programımız var. MBA, MSc International Business. MBA için iş tecrübeli istediğimiz. MBA öğrencilerinin çok büyük bir şartı var. Mutlaka en az yönetici pozisyonunda bir iş tecrübesi arası. Bu satış da olabilir, pazarlama da olabilir. Onun değerlendirme süreci bambaşka. Biz onun için bir form gönderiyoruz. Aslında bu form dediğimiz bir taslak yapıyorlar. Yani orada bir küçük bir proje yapıyorlar aslında. İş deneyimlerine dayanarak yaptıkları bir proje bu. Bununla değerlendiriyorlar. O yüzden MBA başvurusu yaparken ben buna yeterli olduğunu düşünmüyorum derse MSc başvurusu yapıyor. Master in International Business. Program aynı, tezleri farklı. MBA tamamen iş deneyimine odaklanarak yaptığı bir tez yazıyor. Master ise tamamen bir business projesi yapıyor. Burak Bey'in Eğitim İrlanda projesi gibi. Bunun yanında Global Brand Management'ın programımız var. Supply Chain, tedarik zinciri programımız Cork'ta var. Limerick'te. Pharmaceutical Business Management var. Cork'ta. İlaç sanayi, hemen buraya ekliyorum. İlaç sanayisi, Pharmaceutical Business Endüstrisi İrlanda'nın ikinci, daha eski IT'den en büyük sektörü. O yüzden bizim çok güzel pharma programlarımız var. İlaç farmakoloji programlarımız var. İki ayrı farmakoloji programımız var. Bir tanesi Business Management. Tamamen farmakolojinin MBA'yi. O Cork'ta. Çünkü bütün belki neredeyse ilaç şirketlerinin çoğu Cork'ta. Biz o programı oraya açtık. Dublin'de ise teknolojisini öğretiyoruz. Yani ilaç sanayisini, ilaç üretim teknolojisini, business and teknoloji. Onu da Innopharma Laboratuvarları ile ortak programımız. Innopharma Laboratuvarları İrlanda'nın en eski farm okulu aslında. Ortak partner programımız Dublin'de bu kampüste veriliyor bu program. Onun haricinde International Business programlarımıza geri dönüyorum. International Business'ten Law okuyabiliyorlar. Genelde hukuk mezunlarını alıyoruz bu programa. O da hem International Business hem ticari hukuktan ders alıyor. Hospitality Management, turizm otel yöneticiliği var. Tabii ki en önemli programımızı unuttum. Accounting and Finance Management. Griffith College bu alanda en iyilerden bir tanesi. İrlanda'da çok eski böyle finans mezunlarına vesaire baktığınızda hemen televizyonda falan görürsünüz. Altında Griffith College yazar. Çok eski bir, burası accountancy okulu. Orada şeyi ekleyelim. Bu programdan mezun olanlar ACCA'den 8-9 dersten evet, muafiyet alabiliyorlar. Evet, 8 ya da 9 muafiyet alabiliyorlar. Bizim Accounting Finance'den mezun olduklarında. Bu Avrupa özelinde çok değerli bir muafiyet. Türkiye'deki bu bankacıların SPK almaya çalışıyorlar mesela. Onun İrlanda'da veya Avrupa'daki muhasebe kısmıyla alakalı muafiyeti diyebiliriz ve çok değerli bir şey. Diğer okullarda da bu program var ama onlar direkt bu ACCA'den muafiyet sağlanmıyor. Griffith College'daki o anlamda çok öne çıkartıyor kendisi evet. Aslında bu program üzerinde. Aynen. Bunun yanında bilgisayar bilimleri tabii ki. Bilgisayar bilimleri fakültemiz, IT fakültemiz çok büyük bir fakültemiz. Burada da 4 ayrı yüksek lisans IT programımız var. 3 tanesi master seviyesinde sadece IT mezunlarını alıyoruz. Sadece IT mezunlarını alıyoruz diye. Altını çizmek istiyorum. Beni lütfen buraya başvuru yapın. Evet. Kabul alamıyoruz. Seda'nın burada sistemi açıyor. Evet, lütfen. Aynen. Bu kesimi atın ben öğrencilerim. Griffith College yüksek lisans competing alanında
Master in Computing Science, Master in Big Data Management and Data Analytics, Master in Network and Information Security. Sadece IT mezunlarını alıyoruz. Business mezunuyum ama bir yıllık tecrübem var. Başvursam alabilir miyiz? Olmaz. Olmuyor. Ama daha fazla tecrübesi varsa, 3 yıllık, 5 yıllık tecrübesi varsa o zaman denenebilir. Denenebilir, ama hocamız kabul ederse. Ama onun dışında başvursak da direkt hangi programa yönlendiriyorsunuz? Evet. 4. programı. 4. en güzel programlarımızdan bir tanesi. Eğer kabul alamıyorsanız önemli değil. Bu demek ki altyapınız yok demektir. Bu da demek ki zaten o programla başarılı olamayacaksınız demektir. Bizim çok güzel bir programımız var. Benim en sevdiğim programlarımızdan bir tanesi. Higher Diploma in Science and Computing. Bir yetenek programı. O program 10 modüllük, bayağı yoğunlaştırılmış. Bizim IT Undergrad'dan en önemli derslerini alıp birleştirdiğimiz bir programımız. 10 modüllük çok yoğun bir IT Conversion programı aslında. Yani conversion demek çeviriyoruz. Kariyerin endüstri mühendisliği ama artık IT'ci oluyorsun. Ve bence mezun olduğunda yepyeni bir yetenek veriyor. Yani mezun oldun, CV'yi hazırlıyorsun, yeteneklerin arasında tık bir tane IT skills ekliyorsun. Bence çok o anlamda çok güzel bir program. Bitiminde de isterlerse artık hazır oldukları için bizim master programlarımıza direkt ve %50 bursla geçiş sağlayabiliyorlar. Sadece program üzerinde şey söyleyeyim. Her diplomalı programı level 8 bir program olarak geçiyor ve mezuniyet sonrasında bir yıl sistemciye yine veriyor. Evet. Bir o yıl çalışması veriyor. Aynen. Eğer sponsorluk alırsanız, başka bir şey olursa direkt aslında kariyerinizde de başlayabilirsiniz. Evet. Ya da diğer türlü dediğiniz gibi yüksek lisansa da %50 burs olarak başlayabiliriz. Hı hı. Genel olarak ben öğrencilere çalışmalarını öneriyorum. Ama bazen şöyle bir şey de olabiliyor. Öğrencilik enerjisini kaybetmeden devam etmek istiyor öğrenciler genelde. O da çok bence kabul bir sebep. İsterlerse çalışma izinlerini kullanabiliyorlar. Level 8 olmasının sebebi undergrad seviyesinde ders aldıkları için. Yoksa aslında bir postgrad programı. Buradan da şunu hemen, orada da 4 senelik lisans mezuniyeti istiyoruz. Ne olursa olsun. Herkes başvurabilir. Ancak hep şunu ekliyorum ben buna. Çok teknik bir program. İngilizce öğretmenliği okumuş. İrlanda'da iş bulabilirim ben. Nasıl olsa böyle bir şey okuyayım mı uygun bir program olduğunu ben düşünmüyorum. Çok teknik. Yazılım ve programlama öğrendikleri bir program o. İsteğinin, hevesinin olması lazım bilgisayar alanında. İlgi varsa okey. Ama sadece motivasyon iş bulmak ise bence çok daha güzel programlarımız var. O sözel yeteneği olan öğrencileri. Hemen oraya getiriyorum konuyu. Medya fakültemiz var. Medya fakültemizde de çok güzel master programlarımız var. Journalism and Media Communications, Journalism and Public Relations, Interactive Digital Media programımız var. Hemen oraya yeni bir parantez açalım. En çok önerdiğimiz programlarımızdan bir tanesi. Design, Media ve Computing fakültemizin 3 ortak program olarak düşünebilir. Aslında bir design programı. Digital marketing programı değil bu. Yani içerisinde marketing de var. Ancak bu aslında marketing Google'ın ya da sertifika programlarıyla o satış ya da o pazarlama kısmı onunla öğrenilebilecek bir alan. Ancak bizim öğrettiğimiz oraya sunulacak olan içeriği üretmek. Yani bizimki koskoca bir master programı. İçerik üretmeye, o materyali üretmeye yönelik program. Bir de programın en güzel özelliği seçmelilerle ilerleyen. Öğrenci ne okumak istiyorsa onu seçerek ilerleyen bir program. Video marketing okumak istiyor mesela. Video üretimi, içerik üretimi, video üretmeyi öğreniyor. Kendi öğrencimiz var içeride. Vietnamlı. Çok tatlı bir öğrencimiz. Bizim bütün videolarımızı şu anda YouTube kanalımızdaki bütün videolarımızı kendi öğrencimiz, mezunumuz şu anda bizim arkadaşımız, iş arkadaşımız oldu. O üretiyor. Mesela onları yapmayı, bu videoyu izleyip de ne okuyacağım derseniz Griffith College YouTube kanalına gidip o videolara bakıp bizim arkadaşımızın ne ürettiğini görürsünüz. Onu öğreniyorsunuz o programda. Ben çok öneriyorum onu. İşte İngilizce öğretmenliği okudum. Ben higher diploma okuyayım değil. Higher diploma okuma. O çok çok teknik bir program ama bunu oku. Çok keyifli. O da bir IT programı. Çıkınca zaten iş bulmak İrlanda'da bir sıkıntı değil. Yeter ki keyifli okusun öğrencilerimiz isteriz biz. O yüzden de dediğim gibi program seçerken hani Interactive Digital Media'yı seçeyim, higher diploma seçeyim, Master in Computing Science mi seçeyim aşamasında herkes işte ne okumak istiyorsa onu seçsin diye konuyu değiştirdim. Konu başka yere uçtu. Bir de hukuk fakültemiz var. Hukuk fakültemizde 3 tane hukuk master programımız var. International Law, Cari Hukuk, İnsan Hakları Hukuku ve Uluslararası Hukuk. Buna da sadece hukuk mezunlarını alıyoruz. O da önemli bir ayrıntı. Programlarımız şimdi bitti. Hukuk fakültesinde de mezun olunca şimdi bize hukuk fakültesi için çok fazla gelen soru avukat olabilecek miyim sorusu. Hayır, master avukat olunmuyor tabii ki. Ancak hukuk mezunlarına da biz zaten buradaki binlerce şirketten bir tanesine girip işe başlamalarını, sonra da onların hukuk departmanlarında bir pozisyon kovalamalarını öneriyoruz genelde. Genelde de öyle yapıyorlar. Türkiye'ye dönüp kendi şirketini kuran öğrencilerimiz var. Batuhan Belkan, selamlar olsun. Evet. Ev arkadaşım benim. Ama kendisi, burada kalan da çok var. Hani kendisi burada Accenture'da 2 yıl çalıştı. Evet. Bilmiyorum, belki de para biriktirdi ya da başka bir şey bilmiyorum. Türkiye'ye döndü, direkt ofisini açtı zaten.
Hani böyle bir şey de yapabiliyorlar. Başka bir örnek vereyim. Yeni YouTube'da yayınlamıştık. Nilüfer Bildirsaylam, ona da selamlar olsun burada. O da hukuk alanında okumuştu başka bir okulda. Direkt TikTok'a hukuk alanında sizin söylediğiniz gibi böyle başladı direkt ve sponsorluk da almış oldu. Şimdi bu şirketlerin burada ana merkezleri burada biliyorsunuz. Avrupa headquarter'ları burada. Öyle olunca tabii ki bütün departmanlar burada. Yani buradaki bu şirketler sadece IT şirketleri ama burada bir herkes yazılımcı değil. O şirketin içerisinde bir yüzlerce çalışan var. Her departmandan. Onların hukuk departmanları var, polisleri var, güvenlikleri var vesaire. Çok iş var hukukçulara aslında. Ben çok öneriyorum hukuk mezunlarına. Türkiye'de çok var çünkü. İlk etapta bir gelip böyle bir şirkette çalışmak, işe girmenin kolaylığını hep söylüyoruz. O şirkette çalışıp gidip ofisini açmak Batuhan gibi kesinlikle bence çok tavsiye edilebilir bir yol olur. O zaman kabul şartlarına... Kabul şartlarımız bizim biraz karışık. Minimumdaki şartlarımızı söylüyorum. 2,5 ortalama istiyoruz. Türkiye'deki ilk 20 üniversiteye ortalamaya çok bakmadan kabul veriyor bazı politik bakıcılarımız. Türkiye'deki YÖK'ün sıralamasındaki ilk 20. IELTS'ten de 6,5 istiyoruz. 6 ile başlatıyoruz. Ancak İngilizce destek sınıflarına alıp yine o dersin bir dönem ders alıyorlar İngilizce. Master'ların yanında. Yine IELTS'ten 6,5 vermek şartı ile programa başlatıyoruz. Evet, ikinci dönem başlamadan önce. Onun haricinde ortalaması borderline ise mesela çok sınırda 2,40 ise ya da 2,30'larda ise ama çok iyi bir iş tecrübesi varsa yine alım yapıyoruz. Başka türlü bir alım çekimimiz var. Başka bir form gönderiyoruz. Bazen gönderiyorum EEL form. O da iş tecrübesi. Biz sektör üniversitesi olduğumuz için iş tecrübesine dayanarak hatta bizim hocalarımız için daha güzel, daha iyi bir yetenek o. Atıyorum business okumuş ama işte 20'ler ortalaması var ama 4 sene 5 sene satış işinde çalışmış. Bizim hocalarımız çok sever öyle şeyleri. O öğrenci gelsin ister. Bu şekilde de alım yapıyoruz. Yani ortalaman düşük benim başvurmayayım o zaman değil de bize bir size bir danışsınlar. Biz zaten ben değerlendiriyorum bu kabul olamaz ya da mutlaka bir fakülteye soruyorum. Fakülte söylüyor zaten. Ama minimumdaki genel olarak ortalama 2,5, IELTS 6,5 diyebiliriz. Sözel bölümlerde sadece. Sözel bölümlerde 7. Yani medyanın iki bölümünde, master bölümünde IELTS 7, evet. Ortalama yine aynı. Bunu karıştırıyorum emin değilim ama bilgisayar fakültesinde 6 mıydı? 6,5 yine. Bütün masterlarımız medya harcında 6,5. Bir de Türk öğrencilerin çok fazla sorduğu bir soru var. Burs olanakları var mı? Nasıl burs olanakları sunuyorsunuz? Burs olanaklarımız masterlarda 3000 euroya kadar burs veriyoruz. Programlarımız 14.965 euro. 14.000 euro kurs ücreti, 9.65 euro da ekstra. Ekstralarımız var, admin var, evet, diploma ücreti var onun içerisinde. Student protection var, İrlanda hükümetinin zorunlu tuttu. Çok büyük bir uluslararası ofisimiz var. Öğrencinin ilk geldiklerindeki iletişim noktaları, işte bütün desteği veriyoruz. Biz GNIB başvurusu desteği ya da herhangi destek. Bunları topladığın 14.965 euro bizim okul ücretimiz. Türk öğrencilerimize 3.000 euroya kadar burs veriyoruz. Bu da ortalama 1500 eurosunu kesin alıyor Türk olduğu için kabul alırsa. Diğer 1500 de ortalamasına bakarak verdiğimiz 3'ün üzeri mesela full 1500 euro alıyor. Buradan hesaplayabilir herkes. Evet, süper. Sadece bir not olarak da ekleyelim. Dublin'de bulunan öğrenciler için belli bir tarih oluyor genelde. Evet. Eylül ayında başlayan öğrenciler için. Bu sene örnek veriyorum 30 Haziran'a kadar veriyor bu. O tarihe kadar 6000 euro ödeyen öğrenciler için de ekstra 1000 euro burs alabiliyor. Evet, şimdi burada kafalar karışmasın. Dublin'de halihazırda öğrencilerin İrlanda hesapları olduğu için taksitli sistemimiz var onlara. Evet. İlk taksitini yüksek yatırırlarsa ekstradan indirim veriyoruz 1000 euroya kadar. Aynen yani işte program ücreti 14.965 demin 15.000 diyelim. Full burs alabilirlerse 12.000 euro artı 6.000 euro ile belirtilen tarihe kadar gönderirse Dublin'de bulunan öğrenciler 1000 euro da öyle bir indirim geliyor. Yani 11.000 euroya Griffith College'da bir master programına dahil olabilirler diyelim. Peki son vurucu nokta, artık bütün programları bahsettik, kabul şartlarını bahsettik. Peki neden bir öğrenci Griffith College'a ya da İrlanda'ya yüksek lisans için gelsin bahsettiniz? 2 yıl çalışma izni var, sonrasında işte sponsorluk falan veriyorlar büyük firmalar. Ama işte örnek veriyorum, Griffith College'ın mezun olduktan sonra öğrencilerin iş bulma oranı nedir? %90 üzerinde. Yani mesela nereye başlıyorlar? Bir listemiz var bizim. Öğrencilerin LinkedIn'lerine girip tek tek çıkardığım bir listem var. Genel olarak IT şirketlerine ve bunları outsource olan işte CPL, Accenture gibi şirketlere, TikTok'ta çok var öğrencimiz, girmişler ve neredeyse her şirkette bir Türk öğrencimiz var. Çok şirket çeşitliliği muhteşem. Ama genel olarak ilk etapta ben her zaman şunu tavsiye ediyorum. Türk olmaları, Türkçe konuşuyor olmaları,
çalışma izinlerinin olmaları ve Dublin'de yaşıyor olmaları yeterli bir sebep işe girmek için birçok öğrenci, Türk öğrencinin. Çünkü Türkiye çok büyük bir pazar bu şirketler için ve orada çok büyük Türk takımları vesaire var. Ondan sonra ki sponsorlukta artık alacakken kendi pozisyon işlerine daha uygun ya da eğitim aldıklarına ya da yapmak istedikleri işe daha uygun pozisyonları seçerek ilerliyor öğrencilerimiz. Yani benim burada yaşadığım bu 9-10 yıl içerisinde gözlemlediğimde hep böyle ilerlemiş birçok öğrenci. İlk etapta hemen işe girmiş. Zaten dediğim gibi girmek çok kolay. Nasıl işlere giriyorlar? İşte veri analizi, data analizi gibi. Content review, community işler yani bunlar aslında. Customer support gibi entry level'da işlere giriyorlar. Bunlar asgari ücretli işler değil bu arada. Öyle anlayabiliyor bazen Türk öğrenci. Bunlar entry level yani çok böyle iş geçmişi aranmayan ya da aynı işte çok iyi çok çalışmanı beklemeyen işler. Ondan sonra işte vatandaşlık alana kadar ya da İrlanda'da bu hakkı kazanana kadar kariyerinde yükselmiş birçok Türk öğrencimiz öyle yaptı. Hepsini takipteyiz biz. Şöyle söyleyeyim ben çok kısa olarak. Sponsorluk alabilmek için burada minimum verilmesi, ödenmesi gereken maaş 32 bin euro. Hı hı. Ve genelde benim gördüğüm kadarıyla da üniversite yüksek lisansdan mezun olan öğrenci işe girdiğinde ilk etapta 28-30 bin bandında alıyor. Zaten 2 yıl içerisinde o maaşları 32 bini çok rahat bir şekilde geçtiği için sponsorluk için hiçbir problemde kalmamış ben oluyor. Ben hiç duymadım. Sponsorluk bulamadım da işte dönmek zorunda kaldım. Evet, hiç öğrenci ben duymadım. Kesinlikle. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir video oldu. Bütün programlardan bahsettik, avantajlarından bahsettik. Kabul şartları, burs olanakları ve sonrası mezun olduğunda nerelere girebilirler. Son olarak arkadaşlara vermek istediğiniz bir mesaj var mıdır? Bizim hakkımızda da verebilirsiniz eğitim ilanı hakkında. Çok teşekkür ederim bu arada izleyecek olan herkese şimdiden vakitleri için. Eğitim İrlanda bizim çok eski bir partnerimiz. Burak bizim öğrencimiz, mezunumuz zaten. Burak'ı biz hala çok kullanırız. Bütün pazarlamalarımızda, tanıtımlarımızda. Sinancığım 4 sene oldu. 4 seneyi geçtim. 4 seneyi geçtim. Çok iyi çalışıyoruz beraber. Programlarımızı bence artık benden iyi biliyorsunuz. Hiç yani bütün programlarımızın bütün özelliklerini, kabul şartlarımızı, her şeyimizi artık elinize bir öğrenci geldiğinde tamam yani bu öğrenci alır alamazsa bile söyleyebilecek kadar çok iyi tanırlar bizi. Destekleriniz için ben her zaman teşekkür ederim zaten. Biz bir partneriz ve bu bir partnerlik ilişkisi. O yüzden gönül rahatlığıyla lütfen sorularınız, her şeyiniz için Eğitim İrlanda çalışanlarına güvenebilirsiniz. Ve ben çok rahatlıkla söylüyorum. Güzel bir partnerliğimizle inşallah devam eder. Çok teşekkür ederiz her aynen şey için. Aynen bu şekilde devam eder. Evet. İzleyen herkese teşekkür ederiz ve görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İrlanda'da görüşürüz.